kulübemizin tarihi de ilginç falan. Bir şeyden gözüküyor değil mi? Her yerden böyle gözüküyor. Bazen bana şey soruyorlar. Nerede kalıyorsun diye hemen kulenin altını gösteriyorum. Çok mantıklı. Çünkü orada kalıyorum gerçekten. Tam onun içinde orman gibi bir şey. Evet. Bak. Çok ilginç. Çok iyi. Böyle korumalar güzel olmuş. Evet. Burası bizim bölümün yeni binası. Hey, yeni mi yapıldı burası? Bu yani şöyle söyleyeyim, şu ana merkez yeşil kubbe gördüğün yer eski tarihi bina. 1930'lu yıllardan bugüne aktif. Gözlemevi değil mi? Aynen, gözlemevi. Sonrasında tabii büyüdükçe dışarıya doğru böyle amfiler, hocaların odaları ve işte yapılaraktan genişletiliyor. Hmm. Onu da gezeriz. İşte 1930'lu yıllarda Türk astronomisinin başladığı yer diyebiliriz aslında. İlk burası mı? Şöyle yani Cumhuriyet döneminde ilk burası. Ama onun öncesinde tabii Kandilli Rastlantısı falan var, hani aktif gözlemler yapan. Ama Cumhuriyet tarihinin ilk gözlemi burası. İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan. Amfilerin bulunduğu yer var. Orayı göstereyim. İşte toplam 4 amfimiz var. 2 tanesi büyük, 2 tanesi küçük. Bir tane bunun üstte var, büyük olan. Büyük amfi. Ona da bir de küçük amfilerimiz var. Ufak amfi. Ufak amfi. Büyüyecek bir zamanda küçük amfilerimiz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şöyle bir şey açayım. Yaratılış sütunları. Aynen. Bu Kartal Mebosu'na yer alan ufak bir bölge. Ama gerçekten böyle ufak gibi gözükse de oradaki her bir şöyle göstereyim. Aşağı bir. Buradaki her bir çıkıntı belki de şuradaki çıkıntı var. İşte yeni bir yıldızın oluşumunu aslında bize gösteriyor. Burası böyle sanki yıldız doğum evi gibi bir yer. Mesela örnek veriyorum. Şuradaki ufacık bir yer aslında güneş sistemi kadar falan. Bunu Hubble çekmiş. Hmm. Hubble Uzay Teleskobu. Şimdi James Webb'le birlikte daha yüksek çözünürlüklü hali tabii ki de var. Bu tarz şeyler duvarlarda. Bazı bilgiler. İşte yine amfilerimiz aynısı aslında. Gözlemiyor bu. Evet, bir gözlemiyor böyle bir. Bu nerede? Bu yanılmıyorsam şehirde yer alıyor. Yani ESO'nun değil diye düşünüyorum ama muhtemelen Amerika'nın bir gözlemiyor. Yani gözlemiyor bir yerleşkesi. Bizim yerleşkemiz de burada. Gözlemci odalarımız var. Bahsetmiştim böyle. Gece gözleme kaldığımız zaman işte sabaha karşı istirahat etmek için kullandığımız odalar. Burası terasımız, mini teras. Burada konserler veriyoruz. Konser veriyoruz. İşte etkinliklerde burada teleskop koyup işte taşınabilir prototip teleskoplarla gezegenler, işte basit parlak cisimleri gösteriyoruz. Güzel. Şuradaki şey ne? Kubbe gibi olan. Bu dışarıdan bakan insanlar burayı böyle şey hamam zannediyor. Burayı mı hamam? Planetaryum. Aynen, yani bir böyle yarım bir küre şeklinde olan bir yapı olması lazım gökyüzü simülasyonu için. Bazı dersler burada veriliyor, anlatılıyor. Daha böyle üç boyutlu şeyleri kavramak açısından faydalı oluyor. Onun dışında böyle etkinliklerde falan bazı planetaryum filmleri gösteriliyor. Onlar da aslında insanların bazı astronomik şeyleri üç boyutlu olarak diyelim hani bir şekilde simüle edebilmeleri açısından çok daha böyle merak uyandırıyor açıkçası. Çok burası planetaryum. Türkiye'deki de en yüksek görüntü kalitesine sahip planetaryumlardan birisi. En yüksek görüntü. Sütlaç. Sütlaç mı? Evet, adı Sütlaç. Thank you.
bilimsel gözlemlerimizi yapıyoruz. İşte bu ana bir bilgisayar var ama aşağıdan bağlıyoruz bu bilgisayara. İşte arkasında bir CCD dedektörümüz var. İşte farklı guiding işlemlerini yapan teleskobumuz, ürünümüz var. Bunlarla birlikte burada yıldız ışık ölçümleri yapıyoruz. Bunlar bize astrofiziksel bazı parametrelerin çıkarılması gibi sonuçlara yol açıyor ve biz bunları belli dönemlerde dergilerde makale olarak yayınlıyoruz sonuçlarımızı. Onun dışında burası genellikle öğrencilerin işte optik gözlemlerin nasıl yapıldığını görebilmesi için oluşturulmuş bir gözlem ama bilimsel gözlemler için de aktif olarak kullanılıyor. Havanın açık olduğu her gün burada arkadaşlarla birlikte bilimsel gözlemler yapıyoruz. Ondan meridyen teleskopları var. Meridyen teleskopu. Evet. Burada bir böyle Alman markası yanılmıyorsam, Amerikan malı elde edilen görüntüyü böyle özellikle işte koordinatlarını belirlenmesi, ışık ölçümlerinin yapılması için böyle birazcık manuel kullanılan, birazcık değil bayağı indirgeme cihazları. Şu anda biz bunları bilgisayarda bir Python'da bir R'da yazarak elde edebiliyoruz. Tabii önceden cam plaklar üzerine kaydediliyordu yıldız görüntüleri. Şimdi direkt CCD görüntüler üzerinde indirgeme yapılabiliyor. Onun dışında bazı tekrardan işte... Dünya mı bu? Bu dünya olarak evet dünya fakat üstüne bunun vernik atmışlar. Böyle birazcık süs gibi oldu bu yuvarlak bir küre. Evet. Böyle Galileo'nun böyle vardı bir küre. Evet. Evet. Onunla birlikte şimdi. Bunlar böyle... Bu eski tarz saat mi? Aynen bu da eski tarz bir saat. Aa müzeler mi var burada? Evet bu arkada da müze var. Aktif bozulmuyor. Ama burada zamanında böyle kullanmışlar. Genellikle işte bilimsellikten ziyade böyle amatör etkinliklerde ya da bir eğitim amaçlı yapılan gözlemlerde daha çok kullanıldığını düşünüyorum. Ama tabii ki de bilimsel gözlemler yapılabilir bu tarz şeylerle. Güzel. Akademisyenlerin kaldığı yerler. Yani onların lobisi gibi. Güzel. Yıldızlı gece. Evet. Balonlarda partiden kalmıştım. Bir başı partiden gelmiştim. Burada Orion Nebulası olarak. Şey cam. Köprü mü? Cam köprü. Yes.